Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten, gerçekten çok damarıma bastın. Özellikle bir laf dedim. Dedin ki o sandalye... Ben seninle konuşabilirim ki. Ben konuşup telefonu kapatacaksın. Bak bunu... Ben nasıl konuşamadım dedikim? Bu adam öyle. Ben yarın ben gelemem. Ben seni çok şirin görmüyorsun. Ekranda... Şeyini suyunu çıkarma. Sana vurduğum için özür diliyorum. Başka hiçbir şey için özür dilemiyorum. Sana vurdum da haksız çıktım. Vurmasaydım haklıydım. Vurdum da haksız çıktım. Sen her zaman haksızsın Atilla. Senin orada politik... Ya ben her zaman haksızsın. Senin benimle bir şeyin mi var kardeşim? Bir gardın bir şeyin mi var? Bir sus da konuşayım işte Atilla. Bilmem ne yaptırıyorsun. Atilla uzar mısın? Alıyorsun mikrofonu ona onu düşürüyorsun. Orada bazı kelimeler ediyorsun. Şimdi ben burada nasıl söyleyeyim bu halkın içinde? Nasıl söyleyeyim söyle, ben bunları? Söyle ben... Yani çok açık bir... Ya git ver mahkemeye kardeşim. Benim de var işte şimdi. Ben de ararım avukatımı. Ben de seni mahkemeye veriyorum o zaman. Tamam ver. Sürünelim beraber mahkemelerde. Canım benim. Ya. Ya da beni kaybet sen de kurtul. İnsan da kurtul. Ha daha önce aynısını bir de bu değil kapı teyit diyorsun. Benim sihirbazlardan yana zaten şansım yok. Ya kardeşim elinden geleni ağzına koyma. Ben anlatamıyorum ki işte dinlemek seni bilmiyorum. Senin canın sağ olsun. Bak Atilla. Hepinizi seviyorum. Hepinize saygılar, sevgiler. Türk halkından da özür diliyorum. Bay bay. Atilla bekliyoruz seni yarın. Tamam. Bunları detaylı konuşalım. Tamam. Söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yarın bekliyoruz seni. Burada Necmi yani şu anda kimse tabii arada bulunmaması lazım ya, ama sonuçta, özür dilendi. Ya özür yapılır, dilenir, o önemli değil. Ama bir adım atmadan hayatım, önce. Hayatım, Türk mahkemelerinin çok daha önemli işleri var Necmi'cim. Sana da bir abla nasihat. Çok özür dilerim ama ben önemli bir insan değilim. Bak o anlamda demiyorum. Bizim hakimlerimiz, evet, savcılarımız her sabah 9'da gidiyorlar. Bak burada doktorumuz da var. Akşam 5'e kadar önlerinde yanına dosya var. Cinayeti var, tecavüzü var, öldüreni gaspı var, osu var, busu var. Arkadaşım burada senden özür diledi. Kameraların karşısında olmaması gereken bir şey dedi. Bu mahkemeye verdim seni. Bu çok moda oldu. Çocuklar ne olur birazdan medeni olun. Dünyada böyle şeyler yok artık. Yani sizleri birazdan medeniyete, biraz da artık affetmek büyüklüktür. Bakınız ben bir şey söylemek istiyorum. Başladı şimdi itibaren. Psikologumuz efendim Davut İbrahimoğlu. Evet, affetmekte olan lezzet bir kere intikamda yok. Bir. İkincisi, siz onu affetmediğiniz müddetçe onun ağırlığını omuzlarına tutuyorsunuz. Çok özür dilerim efendim. Ben yeterince 28 yaşındayım ve çok olgun karaktere bir sahip. Harikasın, evet öyle gördüm. Kendi terbiyemimi de çok iyi bir şekilde almış durumdayım ama affedilen insan hatasının farkına varan insandır. Yani kim affedilen hatasının farkına varan insan ve ben bir hata yaptım bunun için özür dilerim diyen insandır. Ama bunun üstüne daha da pişkinlik yapıp üste çıkan insan affedilmeyi gerçekten de hak eden insan. Valla sen Yusman için iyi niyetlisiniz. Gerçekten de çok teşekkür ederim. Bu benim kendi durumum. Ama ben Atilla'ya karşı gerçekten... Özür de diledi. Ben bir hata yaptım. Türk evet, halkından... Size vurduğu için özür diledi resmen.